Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mayasız bir hamurdan yapımı son derece kolay ve de çok lezzetli katmer börek tarifini hazırlıyorum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Uygun bir tabağın içerisine bir su bardağı ılık süt alıyorum. Ve bir su bardağı ılık su alıyorum. Yarım su bardağı yoğurt. Bir tane yumurta kullanıyorum. Sarısını üzeri için kullandım. 1,5 yemek kaşığı şeker. Ve bir tatlı kaşığı tuz. Malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Sonrasında unumu ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullanıyorum. Ve bir paket kabartma tozu kullanıyorum. Malzemelerimi artık karıştırarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu arada un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumuzun kıvamını çok sert bir hamur yapmayacağız. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ve hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurmak için tezgahımın üzerine alıyorum. Bu arada arkadaşlar hamurunuzu böyle ne kadar güzel pürüzsüz bir kıvama getirirseniz bir o kadar güzel sonuç elde edersiniz. Ve gerçekten masanın üzerinde yoğurulan bir hamur kaliteli bir hamur oluyor. Hamurumu yaklaşık 2 dakika boyunca pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurduktan sonra toparlıyorum. Bakın sizlere kıvamını göstereyim. Gayet yumuşak bir hamur elde ettim. Lütfen sert bir hamur elde etmeyelim. Bu aşamadan sonra dilerseniz 5 dakika bekleyebilirsiniz. Ama ben hiç beklemeden silindir haline getiriyorum. Ve parçalara bölüyorum. Mayasız bir hamur olduğu için gerçekten çok pratik bir şekilde beklemeden de yapabiliyoruz. Toplamda 8 parçayı bölüyorum. Ve artık beze yapmaya geçiyorum. Beze yaparken lütfen elimizden geldikçe böyle pürüzsüz olmalarına özen gösterelim. Avucumun içerisinde yuvarlayarak beze hazırladım. Bezelerimi bir kenara alıyorum ve üzerlerini kapatıyorum. Lütfen bezelerimizin üzerini açık bırakmayalım. Tezgahın üzerine cömert bir şekilde un serptikten sonra artık bezelerimi açmaya başlıyorum. Açma işlemini dilerseniz bir oklava yardımıyla veya merdane ile de yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Her ikisinde de olur. Ben bir merdane yardımıyla yaklaşık bir 30 santimlik açıyorum. Sadece bir tanesini veya iki tanesini büyük açabilirsiniz. Geri kalan bezelerimizi küçük de açsak hiç sorun olmaz. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki ve o kadar güzel bir şekilde yoğrulmuş ki bakın mayasız bir hamur olmasına rağmen üzerinde kabarcıklar oluşuyor. Bu arada açma işlemini ilk yaptığımız bezeden başlıyoruz. Ben bu aşamadan sonra hiç beklemedim. Bir servis tabağının büyüklüğünde açtıktan sonra bir kenara alıyorum. Ve diğerlerini küçük pasta tabağının büyüklüğünde açabiliyoruz artık. Çok kolay bir şekilde. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum bırakmayı, videomu beğeniyorsanız beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Ve gerçekten yorumlarınız benim için çok değerlidir. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ve aynı şekilde bezemi açmaya devam ediyorum. Bu arada diğer bezelerimi aynı şekilde aynı yöntemle açtım ve bitirdim. Hemen hepsini bir kenara alıyorum. Bu arada arkadaşlar yağ karışımım çok fazla geldiği için yani neredeyse yarısı kaldığı için sizlere yarı ölçü vermek istedim. 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış çok güzel bir şekilde tereyağı kullandım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve ilk yaptığım büyük bezeyi tabağımın içerisine alıyorum. Ve her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Diğer bezemi üzerine ekliyorum.
Bu arada bunu daha da büyük açmışım. Elimin hiç ayarı yok dediğim gibi gerçekten. Aynı şekilde üzerine tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Bakın bunu küçük açtım. Bu şekilde küçük bezelerimizi yapıyoruz. Çekiştirerek. Ve aynı şekilde üzerine tereyağı sıvı yağ karışımından ilave ediyorum. Bu arada tereyağın yerine margarin de kullanabilirsiniz. Tamamıyla bu işlemleri yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Hızlı bir şekilde göstermek istedim sizlere bu aşamayı. Videoyu izlerken sıkılmayın diye. Çünkü sizler biliyorum çok hızlı bir şekilde sıkılıyorsunuz. Ama bu aşamaları gerçekten göstermek zorundayım. Sizler denerken sorun yaşamayın. Hepsini yapıp bitirdikten sonra yaklaşık buzlukta 10 dakika bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda tabağımın içerisinden alıyorum tezgahımın üzerine. Ve elimle bir tepsi büyüklüğünde açıyorum. Bu aşamadan sonra oklama veya merdiven hiç kullanmamıza gerek yok. Dokunmamız yeterli kalıyor. Kendiliğinden açılıyor zaten. Bu arada bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Önce Allah'a sonra bu tarife çok güveniyorum. Kahvaltılarınıza, çay saatlerinize yapabilirsiniz. Yapımı da son derece kolay. Mayasız olduğu için çok pratik ve de çok hafif aynı zamanda. Açtıktan sonra artık şeklini veriyoruz. Gördüğünüz şekilde. Hafifçe bastırıyorum. Sonrasında ortada birleştiriyorum. Dilerseniz bu aşamadan sonra tabağımızı aldıktan sonra buzlukta muhafaza ederek sabah kaldığınız yerden devam ederek kahvaltılarınızı da gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben sadece şu anda 20 dakika bekletiyorum buzlukta. 20 dakikanın sonunda artık çıkarıyorum ve katmer böreğimi hazırlıyorum. Altını yağlı kağıt kullandım. Daha pratik bir şekilde tepsimin içerisine alayım diye. Ve çok kalın olmayacak, aynı zamanda çok ince olmayacak şekilde açıyorum. Yani tepsimin büyüklüğünden biraz daha küçük açtım. Üzerine ayırdığım yumurtanın sarısını sürüyorum. Ve önceden ısıtılmış 200 derece fırınıma gönderiyorum. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Çünkü fırından fırına mutlaka değişiklik gösterebilir. Ve şunun güzelliğine bakar mısınız? Üzeri gerçekten nar gibi kızardı. Hala çok sıcak. İlk sıcağı çıktıktan sonra üzerini kapatıyorum. Ve servis edebilirsiniz. Biraz soğuduktan sonra. Mayasız bir hamurdan hazırladık. Gerçekten çok lezzetli ve de çok hafif bir katmer börek ortaya çıktı. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Bu tarifi gerçekten yapın arkadaşlar, kaçırmayın. Çok lezzetli oluyor. Kahvaltılarınıza, çay saatlerinize gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizlere hemen iç dokusunu göstereyim. Hiçbir şekilde hamurlaşma yok. Lütfen deneyenlerden yorum kısımlarına bırakmayı unutmayın. Kanalımın içerisinde birçok katmer tarifi bulabilirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet şifa olsun ve kolay gelsin. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.